Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o dağlardaki toplamış olduğum mantarları pişireceğim arkadaşlar. Kanalımı izleyenler, takip edenler mutlaka bilir. Dağdan mantar toplamıştım. 2-3 tane vlog atmıştım. Mutlaka hatırlarsınız. İşte o toplamış olduğum mantarları şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Öncelikle mantarlarımızı yıkayarak başlayacağız. Şöyle size mantarları göstereyim. Büyüklüklerini göstereyim. Bol su ile güzelce tertemiz yıkamamız lazım. Topraklarını, çöplerini arındırmamız lazım arkadaşlar. Şöyle ben çeşmeyi kapatayım size. Şöyle bakar mısınız ne kadar güzeller. Kocaman kocaman. Tabii bunları güzelce tertemiz yıkayacağım ben. Şöyle bakın. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Tazecik, mis gibi. Bazıları çok büyük. Bazıları da küçük. Şöyle kocaman avucum kadar. Hatta daha büyükleri de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar bizim oralarda olan. Akkulak derler bazı yerlerde. Bazı yerlerde sırça mantarı diye geçer. Şöyle kocaman daha büyükleri varsa onları da göstereceğim leğenin içinde. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Elim resmen kapandı yani elimi göremezsiniz. Çünkü elimin iki katı büyüklüğünde maşallah şöyle kocaman. Kocaman bir şey. Bunları güzelce yıkayacağım arkadaşlar. İçinde hiçbir şey kalmayacak şekilde güzelce tertemiz yıkayacağım. Ondan sonra bunları küçük küçük parçalayacağım elimle. Veya bıçakla fark etmez. Şurada minikleri de var onları da göstereyim. Bakın bunlar da minikleri kırılmış tabii ki olsun. Şöyle arkadaşlar güzelce bunları öncelikle yıkayalım. Mantarlarımı yıkadım. Yıkadıktan sonra şöyle uygun ebatlarda istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kısmını doğradım. Şimdi şu elimde 3-5 tane kaldı. Onları da hemen şöyle bıçağımızla istediğimiz gibi doğramaya devam ediyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz daha büyük veya daha küçük de doğrayabilirsiniz tabii ki. Maşallah şunların güzelliğine bakın. Dağdan topladığımız o mantarlardan işte arkadaşlar. Biliyorsunuz o vlogumu izlemişsinizdir mutlaka. Mantar toplamaya gittiğimiz vlogumuzu. İşte o mantarlar bunlar arkadaşlar. Doğal, dağdan tertemiz mis gibi dağ mantarı arkadaşlar. Dediğim gibi bir kısmı akkulak der bunlara. Bir kısmı sırca mantarı der. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şöyle kocaman kocaman maşallah arkadaşlar. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Tabii ben bunları bir kere daha yıkayacağım arkadaşlar doğradıktan sonra. İçinde bir şey kalmasın diye ondan sonra da ocağımıza koyup kaynatacağız inşallah. Mantarlarımı bir kere daha yıkadım arkadaşlar. Şöyle suyunda elimle sıktım birazcık. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz mis gibi yıkadım. Şimdi tenceremizin içine artık mantarlarımızı alalım ve üzerine sıcak suyumuzu ilave edeceğim ve kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Pişene kadar ocakta tutacağız tabii ki. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere de çok güzel oldular mis gibi tertemiz. Şimdi üzerine sıcak suyumuzu ilave edelim. Evet. Yeteri miktarda suyumuzu koyduk arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bol su içerisinde mantarlarımız. Üzerine tuzumuzu da ilave edelim. Ben kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle su olduğu için suyunu süzeceğimiz için şöyle 2 kaşık atıyorum. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatalım ve kaynamaya bırakalım. Evet. Bakalım mantarlar kaynadı mı arkadaşlar? Evet. Kaynamış arkadaşlar. Kapağını şimdi açalım. Çünkü kapağını açmazsak taşma yapabilir. Kapağını açık bir şekilde gördüğünüz gibi hemen böyle taşma ihtimali var. Kapağını açık bir şekilde kaynamaya bırakacağız arkadaşlar. 15 dakika kadar kaynadı mı?
pişmiş olacak inşallah. Mantarlarımız şöyle pişti arkadaşlar. Göstereyim. Şimdi ocağımın altını kapatıp süzgeç yardımıyla mantarlarımı süzeceğim. Süzgeç yardımıyla mantarlarımızı süzelim. Elimizi yakmadan dikkat ederek. Bu şekilde. Daha sonra soğumayı bırakacağım ve suyunu elimde sıkacağım arkadaşlar. Şu anda soğumayı bırakıyorum. Tavamızın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave edelim. Şöyle göz kararı arkadaşlar. Daha sonra bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve şöyle yarım yemek kaşığı kadar da biber salçamızı ilave edelim ve kavuralım salçamızı. Ve salçamızı 2 dakika kadar şöyle kavurdum arkadaşlar. Devamında 6 diş kadar sarımsağımı soydum. Şöyle havanda ezdim arkadaşlar. Siz isterseniz doğrayabilirsiniz de ama ben ezdim. Bu şekilde daha güzel kokusu ve lezzeti çıktığı için ben bu şekilde yaptım. Sarımsağımızı da ilave edelim. Bir karıştıralım. Ve mantarları ilave ediyoruz arkadaşlar. Suyunu süzdürmüş olduğum mantarlarımı elimle güzelce suyunu sıktım arkadaşlar. Tamamen suyunu elimle sıktım. Şimdi mantarımı da ilave ediyorum ve bu şekilde kavuracağım. Mantarımızı bu şekilde sarımsağıyla, yağıyla, salçasıyla birlikte arkadaşlar 6-7 dakika orta ateşte kavrulacak. Daha sonra üzerine yarım su bardağı kadar sıcak suyumu ilave edeceğim. Biraz da öyle pişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Kavurmuş olduğumuz mantarlarımızın üzerine şöyle yarım su bardağından biraz daha fazla sıcak suyumu ilave ediyorum. Ve tuzumuzu da ilave edelim. 5 dakikada bu şekilde orta ateşte çok harlı ateş olmayacak şekilde kaynamaya bırakalım arkadaşlar. 5-6 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Mantarımız pişti arkadaşlar. Suyu ilave ettikten sonra 6-7 dakika daha kaynamaya bırakmıştık. Şimdi yemeğimiz hazır. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Mantarımı servis tabağıma aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Buram buram mis gibi kokusu geliyor. Şimdi tadım zamanı arkadaşlar. Bu mantar nasıl yenir? Nasıl yenir arkadaşlar? Şöyle bir parça köylü ekmeği alıyorsunuz. Bunu bandıra bandıra yiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu mantar bu şekilde yenir. Bandırıyorsunuz. Ve bu şekilde yağına bandırarak. Bu şekilde yenir arkadaşlar. Tadına bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu kolay mantar pişirme yöntemini denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. En kolay mantar bu şekilde pişer ve en lezzetlisi de bu şekildedir. Mutlaka bu tarifimi denemenizi istiyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.